İyi günler arkadaşlar, dördü bir yerde hoş geldiniz. Ben Kaan, bugün ne yapıyoruz? My Summer Car benzeri tarz oyunlardan biri olan Car Mechanic Simulator 2015 oynayacağız. Şimdi eğer beğenirseniz bunun da serisini yaparız. Bu nasıl bir oyun? Şu anki ilerlemem silinsin. Ben biraz baktım böyle nasıl olduğunu. Ben çok... Evet, ben biraz baktım oyuna şöyle bir. Car Mechanic 2015'e hoş geldiniz. Size olayı özetleyeceğim diyorum. Hiç özetlemiyorum. Gerçi gene şey yapalım. Telefonumuz çalıyor. Telefona bir bak diyor ya. Ne yapılması gerektiği orada yazıyor zaten diyor. Telefonu alıyoruz. Tamam de. Experience arttıkça işlerimiz de artıyor. Şu an sıfır tecrübemiz var. Arabayı kontrolleme listesi. Arabayı kontrol etmek zor. Lastikle ilgili bir problem. İşe al diyoruz. Ve de işe alıyoruz. İşe aldıktan sonra arabamız burada oluyor. Şimdi bunun lastikleriyle ilgili bir problem vardı. Önce biraz garajımızı gezelim. Garajımızda işte telefonumuz var. Buradan işleri kabul ediyoruz. Bilgisayarımız var. Parçalar alabiliyoruz. Parçalar direkt envanterimize geliyor. Envanterimizi iyiye basarak görebiliyoruz. Zaten sol üst köşede göre. Alet kutuları var. Bunları anladım. Bunları hızlı açmak için işte ilk şunu açıyor, sonra bunları böyle bir devam ettiriyoruz işte. Ama şu an yeterince paramız yok diyor. Şimdi bir telefon daha çaldı. Bakıyoruz. Bozuk yönlendirme. İşi al diyeceğim ama diyor ki bana ilk önce garajını boşalt lan diyor. İlk önce elindeki işleri bitir diyor. Şunu şöyle yapabiliriz. M'ye basıp şuradan taşıyabiliriz. Daha sonra ilerlerde test yolu işte boya dükkanı, park, bu neymiş, bunu hiç bilmiyorum. Bunu ben ilk defa gördüm. Şöyle sol taraftaki taşıyıcıya koyduk arabamızı, dursun. Biz ara şeyimizi gezmeye devam edelim. Bunu çık dediğimde hiç kullanmadım. Burası otoparka gidiyor. Şurası da test dinamometre. He, bu şey arabanın lastiğini, hızını falan ölçüyor. Test parkuru da burada test edebiliyoruz. Şurası da boya dükkanımız. Daha sonra bunlar experience kazanınca açılacak. Telefon geldi. Genel hareket donanımı kontrol et ve onar. Bozuk yönlendirme. Şunu da alayım. Şimdi iki tane arabamız oldu. İkisi de aynı renk. İkisi aynı renk değil de aynı model. Bunu da hemen sağ taşıyıcıya taşıyalım. Şimdi ilk olarak şu arabamızın hasarına bakacaktık. Şöyle kaldırıyoruz bunu. Kalksın bir. Şimdi üstüne geldiğiniz zaman zaten normal bot gövde takma gövde modunu ayarlama, C'yi bilmem ne, her şeyi gösteriyor zaten. O onarma yöntemlerini aç diyor. Tamam yavrum. Sallanma sürgüsü arka taraf hattı bozukmuş. Şimdi buna bakmak için şey yapacağız. Geleceğiz buraya. Arka taraf diyor. Sallanma bilmem nesi diyor. Şimdi 3'e basıyorum. 3'te inceleme modu var. Hangisi bozuk, hangisi değil ona bakacağız. Tamam kardeşim, amma çok şey yaptın ya. Şimdi bunu sağ basılı tutuyorum. Bu değil. Sallanma sürgüsü. Bu sallanma sürgüsüymüş. Arka salınacak. Oyun Türkçe. Oyun direkt Türkçe geliyor size zaten. Öyle bir şeyimiz var. Arka salınacak. Sallanma. Sarıysa sıkıntı yok. Yeşilse mükemmel. Ama kırmızıysa sıkıntı var demek. Egzoz borusu. Oraya ulaşamıyorum. Bunları çalıştırırken falan görebiliyormuşum. Bakın bu yeşil mesela müthiş. %80 durumunda. Bu %75 bilmem ne. İstersek bunları da değiştiririz ama maliyet artar. Hiç gerek yok. Adam şey diyebilir. Kardeşim ben sana oraları değiştir demedim ki diyebilir yani. Telefonlar susmuyor. Nasıl bir işe başladıysak susmuyor, susmuyor, susmuyor. Sallanma. Ha, şurada sallanma bilmem nesi bozuktu değil mi? Hemen gidelim şöyle. Biraz da aha şurada sallanma bilmem nesi, şurada sallanma hattı, güzel. Şimdi bunu sökmemiz lazım. Sökme moduna geçiyoruz. Sallanma bilmem nesi neredeydi? Şuradan çıkacağım, biraz daha yaklaşacağım ya, şuraya odaklanayım. Sallanma bilmem nesi, bir daha üçe incele, şurada değil mi sallanma bilmem nesi? Bunu çıkartmak için İlk önce bunu sökmemiz lazım diyor. Hemen bunu söküyorum. Hemen lastik şeylerini söküyorum. Söktüm. 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 Bu geldi.
Şimdi biz neyi şey yapacaktık? Sallanma bilmem nesini yapacaktık değil mi? Sallanma bilmem... Heh, şuradasın. Sallanma bilmem nesi. Sallanma bilmem nesine sağ tıklıyoruz. Şurada şu videoyu sök diyor bana. Sola tıklayarak videoyu söküyoruz ve artık inventörümüze geldi. Biz hemen aşağı iniyoruz. İnventörümüzde şu parça bozukmuş kardeşim. Zaten durumunu görüyorsunuz. %14. Bu lastiğimiz. İstersek buraya gelip onarabiliriz. Şurada bizim onarma masamız var. Ama 5. seviyeden sonra onarmaya başlayabilirmişiz yani. Şimdi ne yapacağız peki? Onarmayacağız. Ne yapacağız? Elimizde mi duracak? Hayır. İnternetten sipariş vereceğiz. Sallanma sürgü arka taraf attı diye. Şimdi buraya geliyoruz. Araba yedek parçasına giriyoruz. Bir sürü parça var. İstersek buraya yazabiliriz. Salla diye yaz. Sallanma arkası. Türkçe yazıyorum ve Türkçe karşılığını alıyorum. Çok güzel bir şey arkadaşlar. 26 dolara hemen aldık. İnventörümüze geldi. Hemen gidiyoruz. Ne yapıyoruz? İnventörümüzde 2 tane var. Daha sonra bunu satabiliyoruz. İstiyorsak 2 dolara satabiliyormuşuz. Sattık. Şimdi onu sattık. Çıkma parçamızı sattık. Daha sonra geliyoruz. Bunu hemen yerleştireceğim. Nerede? Sökme modundayım. Takma moduna girmem lazım. Takma modu şuradaydı. Güzel. Şunu sağ basılı tutarak getiriyoruz ve takıyoruz. Gene aynı şekilde aynı işlemleri yapıyoruz. İşimiz bitti mi? Hayır. Tabii lastiği de takmamız lazım. Lastiğini de taktık. Bunları niye yapamıyorum ben? Neden olmuyorsunuz? Ha. Bakış açımı değiştirdim. Şunları şöyle yaptım. Sıktım. Ve oturtturdum. Jump takıldı. Hemen ESC'ye basalım. Bunu indirelim arabamızı. Ve de arabamız artık hazır. Gördüğünüz gibi O'ya basarak ne diyor? Sallanma sürgüsü arka taraf attı. Çözüldü diye de tik koymuşlar. 52 dolar kazanacağız. 26 dolar harcamışız. 13 dolar tamamlanan görev bonusu. İşi bitir diyoruz. 52 dolar. İlk paramızı kazandık. 52 dolarımızı kazandık. Şimdi gel gelelim bu araca gelelim. Bu aracın sıkıntıları neymiş? Aracı kaldır. Kaldırıyoruz. Kaldıralım. Ve de bakalım bu aracın sıkıntıları ne? O'ya basıyorum. İç gerçi çubuğu bozukmuş. Şimdi onu bulacağız. İç gerçi çubuğu. Ya biraz isimleri değişik gelebilir. Çok normal yani isimlerin değişik gelmesi. Şimdi inceleme moduna geçiyorum. Zaten direkt gözüktü şurada. O iç gerçi çubuğu. Süper. Yüzde kaçmış? %19. Bunlara da bakalım. Şimdi sökme moduna geçiyorum. Bunu sökemiyorum. Sökme modu. İnceleme modunda kalmışım. Özür dilerim. Sökme moduna geçtiğim zaman bunu çıkart diyor. Buna geldiğim zaman lastiği çıkart diyor. Komple bize olaylar yaptıracak. Maysabır kardan alışmışım. Farenin yuvarlığıyla çözmeye çalışıyorum şunu ama öyle değil tabii ki de. Tamam lastiği çıkarttık. Biz şunu sökecektik. Sonra bunu sök diyor bize. Tamam bunu da sökelim. Sağ basılı tut. Vidasını çöz. Söktük. Sonra bunu da sökelim. İlk yer çubuğu. Onu da söktüm. Şimdi bana ne lazım? Acaba burada onarabiliyor muyum? Ah onarabilsem. Onarma şansımız %40 diyor ama onarabilsek onarırız. Daha fazla para kazanırız. Niye alalım? Ben ne alacaktım? Unutmadan iç gerçi çubuğu alacağım. Hemen şuradan giriyorum. Sallayı geç. İç yaz. Enter'la direkt 30 dolara zaten bu çıkıyormuş. Onayla. Daha sonra bununla da işimiz bitsin. 2000 dolarla başlamıştık. 1998 dolara düştü. Şimdi takma moduna gireceğiz. Takma. Sökmeye geçtim. Artık takma modundayım. Hep F2'ye basıyorum. Ondan dolayı sıkıntımız. Şurada zaten gözüküyor. Hemen saat basılı tutalım. Bunu takalım. Daha sonra şurayı takmamız lazım. Burayı takalım. Bunu sıkalım. Bunu sıkmamızı istiyor bizden. Bunu da sıktık. Daha sonra lastiğimizi takalım. Lastiğin ömrü de az kalmış ama yapabilecek bir şeyimiz yok. Bizim arabamız değil sonuçta. Böyle sıkalım, 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 sıkalım ve de işlemi tamamlayalım. Şimdi arabamızı indirelim. Ve de müşterimize diyor abi işlem tamamdır. 110 experience'ımız oldu. 4 tane bekleyen işimiz var. Bunun da işlemini tamamlayalım. İşi bitir de
60 dolar kazanalım. 2058 dolar. Yani 58 dolarlık bir karımız var iki arabadan. Hemen telefona gelelim. Telefonlar şunları yapamıyoruz mesela. 1500 experience istiyor. Yani daha 210 experience var. Bakın bunlar motorla ilgili, motorla ilgili. Bunun ne? Bütün hareket donanımının hataları ne olar? Şunu bir alalım bakalım. İşe aldı. Tabi bu biraz daha My Summer Car'a göre daha basit bir oyun. Her şeyi size söylüyor zaten. Ama eğlence için yapılmış. Arkadaş bu ne? Arka salıncak be. Arka teker göbeği. İçi bu. Bilmem ne. Sallama arka ta. Oho bir sürü şey var bunun. Şimdi bunu hemen taşıyalım. Sol taşıyıcıya taşı. Hemen kaldır onu. Hastamız çok kötü durumda. Kaldır 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 kaldır. Vay be. Onu kaldırsın. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi zaten şurada belli şu artık paslanmış. Şu paslanmış. Artık anlayabiliyoruz. Şurada bir paslı bir parça bir şey gördüm ama. Neyse şimdi hepsine bakacağız. Hepsine bakacağız. Şimdi ilk şuraya bakalım. Hemen 3'e bas. 3'e bastığımızda zaten şu kırmızılığı görüyoruz. Hop. Şurada. Bu sarı. Bunda sıkıntı yok. Şunda sıkıntı var. %2. Abo gitmiş. Şurada bir kırmızılık var. %15. Başka burada yok. Şimdi sökme moduna gel. 1'e gel. F1'e bastım gene. Şu kırmızıyı sökeceğim ben. Sökmem için ilk önce şunu sökmem lazım. Her zaman olduğu gibi lastikleri bir sökelim. Hop. Lastiği söktüm. Bu değil, bu değil. Şuydu değil mi bizim hasarlı olan? Fren diski değil ya. Fren diskinde bir sıkıntımız yok. Dur bir daha bakalım. Emin olmak için 3'e bas. Fren diskinin içinde böyle bir şey var. Onu sökmem lazım benim. Fren diskinin içinde. Arka teker göbeği diye bir şey. Bunu sökmem için fren diskini mi söktüren lazım? Arkadaş her şeyi söktürüyorsun ya. Bunu sökmem için de bunu sökmem lazım. Abi o parçalattı bana arabayı ya. Aldık onu. Bunu sökmem için bunu sökmem lazım. Fren balatasını sökmem lazım. Bunu sökeyim. Şimdi artık bunu sökmem için şunu sökmem lazım. Arkadaş ne çok şey söktük. Şimdi bunu sök. Evet, bunu söktük. Bu parçayı al. Hemen gel gelelim. Şuradan bu parçanın neydi o parçamız? Durum. Arka teker göbeği. Arka teker yazsam çıkar mı? Çok uzun da ya. Arka teker diye yazsam çıkar zaten. Başka çıkmama ihtimali yok. 95 dolarımızı verelim alalım. İlk zamanları alıyoruz ama ilerleyen zamanlarda inşallah şurada tamir edebileceğiz bunları. Ki fazla para ödemeyeceğiz. Şimdi takma moduna gir. Şurayı takalım hemen. Hemen tak 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 tak. Tak tak tak. Bunları sık. Bak arka taraf pis, ön taraf tertemiz. Yeni bir parça takıyoruz çünkü. Vay be. Taktık süper. Hemen fren diskini de yerleştir. Sonra fren balatasını yerleştir. Ya Türkçe oluşu çok güzel ya. Daha sonra royal kapağı yerleştir. Daha sonra artık ne yerleştireceğiz lan? Dur. Ya şunu yerleştireceğiz. Fren bilmem nesini yerleştir. Bunları sık. Sol tuşa basılı tutuyorum ve sıkıyorum. Bu kadar kolay. Şimdi bunu da takalım. Bunu da taktık. Böyle tamir ediyoruz bildiğin. Tamirci olduk ya. Bunları da taktık. Artık burayla işim bitti benim. Gel gelelim ama arabayla işimiz bitmedi. Bakalım O'ya bastığımızda arka teker göbeği tamam. İç gerçi çubuğu. Arka salıncak B. Sallanma sürgüsü arka taraf attı. Hemen bir bakalım. Şimdi bizim neredeydi sıkıntılı parçalarımız ona bakalım. O şurada şu var.
Arka sallanma bilmemesi, arka salınacak ve bir de ön taraf. Ya, tamam yaparız. Kolay. Kolay kolay. Sökme moduna gireceğiz. Şu lastiği sökeceğiz. Bunu sökebiliyor muyum acaba? Sökme moduna gir. Aa, bunu direkt sökebildim. Süper. Tamam. Bunu sökelim. Sökülecekleri sökelim. Onu aldım şimdi. Şunu sökmem için kesinlikle lastiği söktürecek bana. Zaten öyle diyor. Hayır, fren balatası değil, lastik. Sök 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 sök. Sök 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 sök. Bunları sökelim. Sonra gidelim siparişlerimizi verelim. Ve de bunları satalım. Bas bakalım şuna da, bunu da sök. Anladığım kadarıyla hep bunları söktürecek bize. Şimdi ön tarafa geçiyorum. Büyük ihtimal ön tarafta da şuydu galiba. Evet. İç bilmem ne çubuğu. Bunu sökmem için neyi sökmem gerek? Lastiği sökmem gerek. Her zaman olduğu gibi. Sök baba, sök baba, sök baba, sök baba. Güzel, eğlenceli, keyifli bir oyun. Hani bu tarz oyunları seviyorsanız şunu da sökmem gerek. Dış bilmem ne çubuğu. Bunu satmayacağız ha. Bunu satmayacağız. Bu bize lazım. Bunda bir sıkıntı yok. Hemen şunu da sökelim. Söktük. Hemen gidelim. Hemen gidelim satın alalım. Neler satın alacağız? Şuraya bir bakalım. E'ye bas. Arka salıncak. Bunu satıyorum şimdi. Bunu sat. 1 dolar getiriyor. Arka salıncak. İç çekirdek çubuğu. 2 tane var. Bunlardan bir tane alacağım. Sakın karıştırma. Sallanma sürgüsü arka taraf. Sallanma yazalım. İlk sallanmayı alalım. Sallanma sallanma. Salla yazdım mı zaten bu çıkıyor. Sallanma sürgüsü arka taraf. Güzel, bunu aldık. İç bilmem ne yazıyorduk. İç, tamam, bunu da al. Bir tane daha bir şey vardı. O neydi, unuttum. Hemen bakalım şuradan. Arka salıncak mıdır, salacak mıdır, neyse artık. Arka yazdığımızda arka salıncak B'ye çıktı. Bunu da aldık onayla. Hemen gidip yerleştirelim bunları yerlerine. Ve son işimizi de tamamlayalım böylelikle. Şimdi süspansiyon şöyle bir şey yapalım. Şurada şuraya takacaktım ama nereye takacaktım? Şöyle bir geliyor. Şurası değil, burası değil. Burası değil. Ben takma moduna geçmedim tabii. Takma moduna geçmezsen bulamazsın ki. Ah beni ben ya. Şunları da satalım, üstümüze kalmasın. 2 dolar 3 dolardır. Şunu sıkalım. Sıktık. Lastiğini yerleştir. Ha, fark etmez hangisini takarsak takalım. Sonuçta bu arabadan çıktı. Ha, önüne takmışız. Ha, lastiği arkaya takmışız. My Summer Car yetkilileri. Bunu da dönmem lazım biraz. Böyle yapıyor nedense bazen. Süper. Burayla işimiz bitti. Hemen arka tarafa geçelim. Arka tarafı da halledelim. Arka tarafta takma moduna gir. Takma moduna girdik. Şuraya bir takalım. Güzel, bunu tak. Hemen vidalarını sık. Bir de buradan vidası var. Sıktık. Bunu tam sıkamamışım. Bir de şurayı takacağım ama bir türlü bulamadım ya. Buraya takmayacak mıydım şurada? Takma modundayım. Bu değil, bu değil, bu değil. Allah Allah, nereye takacaktım ben bunu ya? Enteresan. Bir dakika. Şuna bir bakalım. Tamam, bu lastiğin yanında olması lazım. Bir iki sefer taktım. Takma moduna geç. Arkadaş nereye takacak? Tık bunu. Heh, şurada. Vallahi şurada taktım. Bunu da taktım. Vidasını da sıktım. Şimdi buraya gel. Şuraya gel. Şunu tak. Çantamızda takalım. Hacı artık kim nereye gitti hiç bilmiyorum. O yüzden sana kalmış bir iş. Şunları da sıkalım.
Bildiğin tamirci olduk. Bunu da tamamladım. Hemen işimizi bitirdik. Buradan onarım bilmem nesini yaptıktan sonra işi bitir diyebiliyor. Oo, 432 dolar kazandı. 432 dolar alındı. Böylelikle biraz daha tecrübe kazandık. Biraz daha o para durumumuzda 2275 275 dolar kar ettik. 275 dolar güzel bir kar. Şimdilik dilerseniz bu bölümümüzü burada bitirelim. Eğer severseniz, isterseniz devamını da çekeriz arkadaşlar. Yoksa ben kendim oynarım tek başıma. Hoşuma gitti bu oyun. Sizlerle de paylaşayım dedim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kimseyi üzmeyin. Hadi bakalım.